Sorunuz kelime sorusu. He is interested in demiş. Bla bla bla, burada bir noktamız var diyor. Sonrasında açıklamaya devam ediyor. His favorites are snowboarding and skydiving. Favorileri snowboarding, işte karda kaymak ve skydiving, o serbest atlayış. Hı hı. Buraya ne gelebilir? A şıkkında web browser var. He is interested in web browser. Web browser biliyor musun hocam? Hani şu Google Chrome ya da tarayıcı. Bunlar hiç alakası yok. Direkt elek. Direkt elek. He is interested in adventure. Bu biraz bir gideri var ama diğer şıklara da bir bakmak da fayda var sanki. He is interested in extreme sports. Sanki bu gibi hocam. Sanki bu gibi. Yine de bir bakmak yine lazım. Yine de bir bakalım. He is interested in speed. Hız. Snowboarding, skydiving, sanki extreme sports daha böyle gideri doğrusu, var gibi. Doğrusu extreme sports. Çünkü şöyle, şimdi adventure, mesela snowboarding'de, skydiving'de de bir macera var, bir adventure var ya da bir hız var. Ama burada, şimdi adventure çok geniş bir şey. Ben adventure dediğim zaman, mesela his favorites, favorileri deyip bu şekilde cümleye devam evet. edemem. Ya da hız, işte he is interested in speed, hani hızla ilgileniyor ve işte yaklaşık saatte şu kadar kilometre alır. Değil mi? Tarzında cümlelerimize devam etmemiz gerekiyor. Ama bizim aradığımız şey extreme sports ve favorileri his favorites are snowboarding and skydiving. Zaten burada da bir S takısı var. Evet. Evet. Bir çoğulluk var. S takılarına dikkat edelim. Bir diğer sorumuz. My boyfriend prefers fiilimiz watch, but I would rather fiilimiz read something. Şimdi formülümüz nasıldı? Hocam yapabilir misin? Prefer deyince hocam to diyesim geliyor benim ama burada bir önce bir izleyelim. My boyfriend prefers but I'd rather read rather'dan sonra single geliyordu. O yüzden single bunu geliyordu. Eledim. Bunu eledik. Evet, reading'den dolayı şurada eledim. Hı hı. Read. O yüzden burayı bir my boyfriend prefers prefer'dan sonra to ne geliyordu? Watching to. Değil mi? Karıştırdın mı yoksa? Evet. Ya bu ING'de to hocamız. Onlar başka evet. lazım. Herhalde kulak karşılaştırmada o zaman to geliyor değil mi? I prefer watching to. Karıştırdınız hocam siz. O I mesela I prefer watching horror movies to for example evet. thrillers. Ha, evet onunla karıştırdım. Evet. O zaman bunda zaten demiştiniz ING geliyor. ING gelecek. O zaman watching hocam cevap da watching. B. B mi? Watching, watching read, Denizli. Denizli. Onu yes. elemiştik ya. My boyfriend prefers yeah. watching, prefer'den sonra ing geliyordu. But I would rather'dan sonra da evet. fiilimizi... Ben bir an şeyi karıştırdım. To. Prefers'den sonra ing'li bir fiil geliyor. Onu işte unuttum. Aynen. Evet. Zaten bilerek. Evet, direkt A şıkkına da koymuşsun, löp diye atladım. Bilerek. Evet, bir konuşmamız var. Aslı ve Kemal konuşuyor. Aslı diyor ki, extreme sports are dangerous and I don't want to try them. Kemal bir şey diyor, noktayı koyuyor, full stop yapıyor ve sonra devam ediyor. I think they are exciting. Şimdi Kemal'in şu kullandığı cümleyle biz aşağıda bu cümlenin öncesinde Kemal ne demiş olabilir? Evet. Şimdi aslında bir kez daha aslında dinle bakalım. Extreme sports are dangerous and I don't want to try them. Aslı istemiyor. Kemal istiyor. O zaman Kemal olumlu bir şey, sana katılmıyorum falan gibi bir şey demesi mi lazım hocam? Olabilir mi? Olabilir. Evet. Olabilir. It can be possible. Bakalım. I disagree with you.
Sanki hocam buymuş gibi geliyor. Bir de A şıkkına koyunca sanki buymuş korkuyorum. Muhakkak yerleştirdikten sonra diğer cümleyi de okursak bize hani daha iyi bir sağlaması evet. verir. I disagree with you. I think they are exciting. Bence onlar heyecan verici. Evet. Sanki oluyor gibi. Evet, sanki. Evet. Yine de okuyalım. Yine de bakalım. I would rather die. Olmayı tercih ederim. Olmadı gibi yani. I think they are. What are you saying? What are you saying? Olmadı. Evet, olmadı. I like skateboarding. Kaykay. Kaykayı severim. Bu da tam olmadı gibi. Tam olmadı gibi. I'm trying to learn it. Öğrenmeye çalışıyorum. Evet. Ya bu ya A. Hangisi? Extreme sports are dangerous and I don't want to try them. I disagree with you. I think they are exciting. Extreme sports are dangerous and I don't want to try them. I'm trying to learn it. I think they are... Karar veremedim hocam. En böyle eski öğrenci yöntemini kullanasın geliyor. O pit pit yapmamak gerekiyor. Burada bir şey yapmışım. Extreme sports demişim. Extreme sporlar çoğul yapmışım. Hmm. İngilizce'de çoğul olan her şey they'dir. Ve burada da they are exciting demişim. Ha. Bir kez daha extreme sporttan bahsetmiyorum. Extreme sport artı they. Ha. Ama ben Denizli'de şey diyorum. I'm trying to learn it. İşte buralarda püf noktalar demek ki. Karar veremediğimizde çoğula tekile aynen, dikkat etmek gerekiyor. İngilizce'de buna gerçekten çok dikkat edelim. Evet. I'm trying to learn it. Yani ben tek bir şeyden bahsediyorum. Hani onu denemek istiyorum ama denemek istediğim şey extreme sport değil. Dem olsaydı zaten hatalı bir soru evet, olurdu. Evet. Hocam müthiş, mükemmel açıkladınız. Teşekkür ederim. Cevabımız I disagree with you. Şöyle müsaadeniz olursa ben işaret öğrendiğim gibi işaretlemek istedim. Müthişti, teşekkür ederim. Evet. Any questions? No. No. Good. Evet. En sevdiğimiz. En evet. sevdiğimiz evet. prepositionlar. Ben bunu en sevdiğimiz. Şimdi cümleye bir bakalım. John prefers doing water sports, bla bla bla, cycling when he is bla bla vacation. Bir kere prefers ve karşılaştırma var hocam. Var mı? Prefers'i görünce to. To. Karşılaştırma yaparken araya to'yu getiriyorduk. Evet. Would rather'dan sonra then prefers to. To. Aynen. Would rather, pardon, prefers'te ing var bir de. Prefers'te de ing var. Aynen. Would rather'da yalın. Yalın. Olay bitmiştir. Aynen, bitmiştir. Peki, ikinci tarafına geçelim. İşte orayı sildim. Çünkü ne zaman in, ne zaman onu da ezbere bilmek, kitap okuyup kulak aşina alıyor, göz aşina alıyor olması lazım. Yani şimdi şey gerçekten çok zor oluyor. Ben yani zaten her zaman öğrencilerime onu tavsiye ediyorum. Mesela özellikle A1'den başlamışsak. Göre göre oturup işte şurada on, şurada in, şurada et karışıyor. Kesinlikle. O yüzden çok fazla dizi, film, kitap görme. Şimdi vacation, holiday demektir. Amerikan İngilizcesinde vacation çok sıklıkla kullanılır. Şimdi holiday, tatildeyken holiday'e ne geldiğini eğer preposition olarak biliyorsak aynısı vacation'da da var. In miydi sanki hocam? In holiday. In holiday. On holiday. On holiday. Hangisi daha güzel? On holiday. I'm on holiday. I'm in holiday. O'lar denk geldiği için on diye isim geldi ama oldu mu hocam? I'm on holiday. Evet. Mesela ben şunu söylemeye çalışırım. On holiday. Hani tatildeyiz. Off. Off'um deriz. Hani çalışmıyorum. On off. Oradan aklımıza kalabilir. Evet. O varsa on varsa. Anladım. Ve buraya da 10 gelecek. Aynen. Çok güzel yalnız şifre edin. On off. Hakikaten güzeldi. Aklımda da kaldı. Umarım öğrencilerimizin de aklında kalmıştır. Aynen. On holiday, on vacation. Vacation'ı görürseniz de şaşırmayın. Holiday demektir. Amerikan İngilizcesinde genellikle evet. kullanılır. İngilizler British daha çok holiday. Holiday kullanır. British holiday kullanır. Cevabımız ne? To ve on. A.
Ve son sorumuz, Mehtap'la Serap konuşuyor. Mehtap diyor ki, I'm an adrenaline seeker. Seeker, girişine yine ortaladım hocam. Seeker'ı bilmiyorum ben. I'm an adrenaline seeker. Adrenalin bağımlısıyım gibi bir şey herhalde. Düşkünü. Aynen. I'm an adrenaline seeker diyor. Ben adrenalin düşkünüyüm. Adrenalin, yani adrenalini çok seviyorum diyor. Serap bir şey soruyor. Mehtap sonra diyor ki, yes, that's right. Şimdi Serap burada acaba ne soruyor? A'ya bakalım. Do you mean you like adventure and danger? Hani evet. Macerayı ve tehlikeyi seversin, hani onu mu bahsediyorsun? Mehtap diyor ki, yes, that's right. Oluyor gibi. Evet, oluyor gibi. Do you want to go out? Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Do you have a problem? Yine alakası yok hocam. Değil mi? Öyle bir baktınız ki. Alakası yok. Do you have a problem? Yes, that's right. Bir an bir korktum. Son olarak da, do you think I can do it? Yapabileceğimi düşünüyor musun? Yes, that's right. Do you mean I am an adrenaline seeker? Do you mean you like adventure and danger? Bence bu hocam. Hani şu mean'liği anlatmışsınız. Aynen. Ya tam anlamadığında do you mean ya da I mean şimdi, diye açıklama. Şimdi adrenaline seeker'ı çok iyi algılayamadım. Mehtap diyor ki bana I'm an adrenaline seeker diyor. Ben çok iyi anlayamıyorum. Do you mean you like adventure and danger? Hani tehlikeyi ve macerayı seviyorsun. Hani onu mu kastediyorsun? Mehtap da diyor ki yes, that's right. Evet. Aynen. Arkadaşlar, TEOG'da inanılmaz bir kelime yoğunluğu var. O yüzden mutlaka kelime bilgisi olması gerekiyor. Kelimeler bazen konteksten çıkabiliyor ama yine de bazen bilmediğimiz herhangi bir kelime soruyu çözemememize neden olabilir. O yüzden kelimelere dikkat edelim. Bol bol kitap okuyalım. Hocam, var mı sormak istediğiniz? Yok hocam, teşekkür ederim. Bugünlük de bu kadar o zaman. Tekrar.